Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir gün, yeni bir derste sizlerle beraberiz. Bugünkü dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde gördüğümüz mektup türü ve mektup çeşitleri üzerinde duracağız. Bu dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız kanalımı mutlu olacağım. Değerli öğrencilerim biliyorsunuz mektup ve mektup çeşitleri 9. sınıf müfredatı içinde yer alıyor. Biz de 9. sınıf müfredatında ders kitabımızdaki iki mektup örneğiyle bu konumuz üzerinde duracağız. Bunlardan birisi Sabahattin Eyiboğlu'nun babasına yazdığı bir mektup, diğeri de edebi mektup türlerinden Atilla İlhan'ın yazmış olduğu bir mektup üzerinde olacak. Evet bu dersimizde özel mektuplar ve edebi mektuplar üzerinde duracağız. Arkadaşlar 9. sınıf ders kitabındaki bu mektupları ben okumayacağım. Görsellerini görüyorsunuz. Bu mektupları sizin okuduğunuzu kabul ederek doğrudan derse geçeceğim ve mektup türü üzerinde duracağım. Henüz okumadıysanız bu mektupları kitabınızdan okuyun. Arkadaşlar mektup türü dediğimiz zaman kişiler kurumlar ve kuruluşlar arasında haberleşme amacıyla yazılan yazıları kastediyoruz. O zaman mektubu tanımlarsak kişiler, kurumlar ve kuruluşlar arasında haberleşme amacıyla yazılan yazılara mektup diyoruz. Mektup, yazının bulunmasıyla birlikte kullanılmaya başlanan en eski iletişim araçlarındandır. Bulunabilen en eski mektup örnekleri Mısır firavunlarına ve Hititlere aittir. İslamiyet'i yaymak amacıyla Hz. Muhammed'in Mısır, Habeşistan ve Bizans hükümdarlarına gönderdiği mektuplarda bu türün bilinen ilk örneklerindendir. Rönesans'tan sonra Avrupa'da mektup türü büyük gelişme göstermiş, Cancak Russo, Volter gibi yazarlar bu türde eserler vermişlerdir. Mektubun Türk tarihinde ne zaman ortaya çıktığı ise kesin olarak bilinmemektedir. Görselde de gördüğünüz üzere Fuzuli'nin şikayet namesi, bu türün önemli örneklerindendir. Ancak Türkler Anadolu'ya gelmeden önce mektup türünü kullanmışlardır. Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar da bu türün Türk tarihindeki ilk örneklerindendir. O zaman Türk tarihindeki mektup türünün ilk örneklerini biz ne zaman görüyoruz? Uygur Türkleri döneminde Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar üzerinde görüyoruz. Fakat biraz önce görselini de gördüğünüz 16. yüzyıl divan şairi Fuzuli'nin Şikayetname adlı eseri mektup türünün tanınmış örneklerinden birisidir. Değerli öğrencilerim, tanzimatla birlikte batıdan mektup çevirileri yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde ise edebi mektup türünde örnekler çoğalmıştır. Sabahattin Eyboğlu ismini sabah olarak kısaltıp yazdığı kitabımızda da yer alan bu mektubunda Fransa'da öğrenci olduğu dönemde babasına göndermiştir. Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşi Bedri Rahmi Eyüboğlu bu mektuba Kardeş Mektupları adlı kitabında yer vermiştir. Şu anda bu kitabın görselini görmektesiniz. Bedri Rahmi Eyüboğlu kardeşinden gelen bu mektupları bu kitabında bir araya getirmiştir. Mektupta yazar eğitim amacıyla gittiği yurt dışındaki yaşamından bazı kesitler anlatmış, isteklerini, duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Mektubun dönemine göre yalın bir dili vardır. Kitabımızdaki bu mektuptan hareketle mektup çeşitleri üzerinde duralım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, mektuplar yazılış amaçlarına göre dörde ayrılır. Bunlardan birincisi özel mektuplardır. Kişinin yakınlarına ve tanıdıklarına yazdığı mektuptur özel mektup. Özel mektupta anlatılanlar sadece gönderici ile alıcıyı ilgilendirir. Başka kimseyi ilgilendirmez. Duygu ve düşünceler içten bir anlatımla dile getirilir. Giriş bölümünde mektubun yazılış amacı belirtilir. Mektupta asıl anlatılmak istenenler gelişme bölümünde yer alır. Sonuç bölümünde ise sevgi, saygı ve iyi dilekler getiren ifadelere yer verilir. Kağıdın sağ üst köşesinde yer ve tarih yazılır mektup bir hitap sözüyle başlar. Mektubun sağ alt köşesinde yazan kişinin adı ve imzası, sol alt köşesinde ise adresi yer alır. Şu anda görseline gördüğünüz şekilde olduğu gibi. Mektup çeşitlerinden ikincisi edebi mektuptur. Sanatçıların, düşünürlerin yazdıkları sanat ve düşünce derinliği taşıyan mektuplara edebi mektup denir. Dil ve anlatım yönünden sanatsal değer taşıyan edebi mektuplar yazıldıkları dönemin sanat ve düşünce hayatına ışık tutar. Bu mektuplarda dönemin edebi, sanatsal ve düşünsel tartışmaları yer alır. Bu yönüyle edebi mektuplar yazıldıkları dönem için belge niteliğindedir. Dolayısıyla bu dersimizde de arkadaşlar iki mektup üzerinde duracağız. Hem Atilla İlhan'ın yazmış olduğu mektup hem de Sabahattin Eyüboğlu'nun mektubu. Bu iki mektup türü bu videomuzun konusu. Üçüncü çeşit mektuplar ise resmi mektuplardır. Resmi mektuplar kamu kurum ve kuruluşları arasında ya da bireylerle bu kurum ve kuruluşlar arasında yazılan mektuplara verilen addır. Bunlara biz dilekçede diyoruz. Bunu bir sonraki dersimizde ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Ve dördüncü ve son mektup türü ise iş mektubudur. İş mektubu ise ticaret, sanayi alanlarında veya bireylerle iş yerleri arasında yazılan mektuplardır ki bunu da önümüzdeki derste sizlerle işleyeceğiz. Değerli öğrencilerim, burada bir uyarı yapmak istiyorum. Hikaye, roman, şiir gibi türlerde mektup bir anlatım biçimi, anlatım tekniği olarak kullanılabilmektedir. Örneğin Oğuz Atay'ın Babamı Mektup adlı hikayesinde, Halide Edip Adıvar'ın Handan adlı romanında, Kemalettin Kamu'nun İzmir Yollarında adlı şiirinde mektup bir anlatım biçimi ve tekniği olarak uygulanmıştır. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bir diğer mektup türü edebi mektuplardır arkadaşlar. Bu dersimizde özel mektup ve edebi mektup üzerinde duracağımızı ifade etmiştik. Kitabımızda yer alan edebi mektup örneği olarak Atilla İlhan'ın ekranda da gördüğünüz mektubu örnek verilmiş. Bu mektup Atilla İlhan'ın yazdığı bu mektup Atilla İlhan tarafından bir başka sanatçı yani Cevdet Kudrete yazılmıştır. Mektupta Atilla İlhan Yelken dergisini yayınlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir. Yalın bir dil ve saygılı bir tutumla yazılan mektupta yazar, sanat anlayışını ortaya koyan ifadelere yer vermiştir. Sizin de okuduğunuz üzere. Değerli arkadaşlar, özel mektuplar ile edebi mektuplar arasındaki benzerlik ve farklılıklara şu şekilde değinebiliriz. Özel mektupla edebi mektup arasında bazı benzerlikler vardır. Örneğin Sabahattin Eyüboğlu'nun özel mektubu gibi Atilla İlhan'ın edebi mektubu da Gönderici ile alıcı arasındaki yakınlığa göre değişen bir hitapla başlar. Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Her ikisi de yazılı birer iletişim aracıdır. Her ikisinde de sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye isim yazılır. Özel mektupla edebi mektup arasında benzerliklerin yanı sıra farklılıklar da vardır. Örneğin Sabahattin Eyüboğlu'nun mektubunda olduğu gibi özel mektuplar arkadaş, dost ve akrabalar arasında yazılırken Atilla İlhan'ın mektubunda olduğu gibi edebi mektuplar tanınmış sanatçılar, düşünürler ve benzeri kişiler arasında yazılır. Özel mektuplarda Sabahattin Eyüboğlu'nun mektubunda olduğu gibi kişilerin birbirlerine yönelik samimi duygu ve düşüncelerinin, edebi mektupta ise Atilla İlhan'ın mektubunda olduğu gibi daha ciddi bir üslupla sanat ve düşünce konularının paylaşılması amaçlanır. Özel mektupta Sabahattin Eyüboğlu'nun mektubunda olduğu gibi daha çok günlük konuşma dili kullanılırken edebi mektuplarda Atilla İlhan'ın mektubunda olduğu gibi sanat değeri taşıyan bir dil ve ifade tarzı yer alır. Değerli öğrencilerim dersimizde gördüğümüz bu iki yazarımızla ilgili şimdi de biyografileri üzerinde duralım. Atilla İlhan 1925-2005 yılları arasında yaşayan bir yazarımız ve şairimiz. İzmir'de doğdu. İstanbul Işık Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Yayın evi danışmanlığı ile çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık ve yöneticilik yaptı. Mavi adlı edebiyat dergisini çıkardı. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışına sahip olan şair, geleneğin birikiminden yararlanan modern bir söyleyiş geliştirdi. Yapıtlarıyla çeşitli ödüller kazandı. Şair kimliğiyle tanınmakla birlikte deneme, eleştiri, roman, senaryo gibi pek çok türde eser verdi. Eserlerinin bir kısmı sinemaya da uyarlandı. Sanatçının Kurtlar Sofrası romanı ile Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün adlı şiirleri de tanınmış eserleri arasındadır. Şimdi de 9. sınıf kitabımızda yer alan ve özel mektup olarak işlediğimiz Sabahattin Eyüboğlu hakkında bilgi edinelim. Sabahattin Eyüboğlu da 1908-1973 yılları arasında yaşamış bir yazarımız. Trabzon'da doğdu. Atatürk'ün talimatıyla Avrupa'ya eğitim amacıyla gönderilecek gençler için yapılan sınavda başarılı oldu. Böylelikle Avrupa'daki çeşitli üniversitelerde eğitim gördü. Yurda döndüğünde öğretim üyeliği, müfettişlik, talim ve terbiye kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Çeviriler yaptı. Deneme ve eleştiri türünde eserler verdi. Yapıtlarıyla çeşitli ödüller kazandı. Sanatçının Mavi ve Kara adlı denemesi ile Paris Mektupları adlı kitabı tanınmış eserlerindendir. Ve 1973 yılında yazarımız vefat etti. Değerli öğrencilerim bugünkü dersimizde özel mektup ve edebi mektuplar üzerinde sizlerle beraber durduk. Ve bir sonraki dersimizde de dilekçe, resmi mektuplar ve e, iş mektupları üzerinde duracağız. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlarınızla da kanalımızı ve videolarımızı paylaşırsanız çok memnun olacağım. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.